Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. Bu yediğin pişmaniye değil. Babamın peru. Baba, o da senin peruğun değil. Ortadan ikiye ayırmaya çalışma. Anne, bırak misafirlere de kalsın biraz. Melek. Ruki yeğenine. Demek bana pamuk helva aldı. Ne şeker. Melek, uyan. O pamuk helva değil. Aa. Yastığını yiyorsun. Duygu, senin ne işin var burada? Kabus gördüm. Aa. Isır, hemen geçer. Rukiye ninem söylemişti. Geçen yüzyılda psikoloji deneyleri köpekler üzerinde yapıldığı içindi. Bu yöntemin köpeklerde bile işe yaramadığını sanıyorum. O zaman benim de işime yaramaz. Gel bakalım bir tane. Ne gördün? Bana anlatmak ister misin? Gel. Babam bana kocaman bir misket veriyordu. Sonra onu yere düşürdüm. Misketi almak için eğilince babam kayboldu. Pencereden uçup gitti. Pencerenin açık kalmış olmasın? Yok. Hayret. Benimki de kapalı. Duygu. Babanı ne kadar seviyorsun? Çok. İşte hepimiz sevdiklerimizi kaybetmekten korkarız. Bu yüzden rüyanda böyle şeyler görmüşsündür. Normal mi? Tabii ki normal. Hadi artık uyuyalım. Biliyor musun Melek? Dadım olduğun için çok şanslıyım. İnsanın senin gibi anormal bir dadısı olması çok rahatlatıcı. Babam hep annem bir pencereden uçup gittiğini söylerdi. Ve melek olup bizi ziyarete geleceğini. Sence? Melek. Ay, çocukluğumdan beri hiçbir bayram öncesi bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne yapıyorsun Melek sen? Gül dikiyorum. Balkona mı koyacaksın? Tolga, bizim orada gündelik elbiseyi bayramlığa çevirmek için gül dikilir. Sen de giysen bayramlık gibi duruyor zaten. Babam her bayram bize yeni elbiseler alır. Dolaplar bayramlıktan geçinmiyor. Biz de eskiler ütülenir, hop bayramlığa çevirilirdi. Zaten her şeyimiz eskiydi. Ütümüz bile. Bir keresinde şeker bayramında babam lacilerini ütüleyim derken elektrik çarptı. Millet bayram yerine gitti, biz hastaneye. Ucuz kurtulmuş. Esas biz ucuz kurtulduk. Hiçbir bayram ziyaretine gitmek zorunda kalmadık. Dedi babaya bile mi? Melek'im, bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Ya biliyorum, bayram yani tatil. Acaba diyecektim, bayramda çocuklarla birlikte kalır mısın? Dalga mı geçiyorsun Ömer Bey? Tabii ki kalırım. Bundan iyi bayram yeri mi olur? Benim Ankara'da olmam gerekiyor. Kimsesiz çocuklar yararına bir bayram özel programı yapacağız. Benim gidip önceden orada olmam gerekiyor. Ömer Bey, yani bayramda çocukların ne olmayacak mısın? Hangi bayram oldu ki? Duygu, biliyorsun bunu kaç kere konuştuk. Sizin kadar şanslı olmayan çocuklar da var. Ne şanslıyız ya? Babasız bayram. Boş ver. Bırakalım kendini suçlu hissetsin. Daha fazla aşırı kalırız. Biz de bir gün önce kutlarız. Arife gün mü? Ömer Bey, bayramı bir gün önce mi alacağız yani? Biz almasak da o her yıl kendi kendine geri gidiyor zaten. Haklısın.
Ben bacak kadar çocukken yazın kutlardık bayramı. Şimdi kara kış. Yürüdü yürüdü nerelere geldi. Bu gidişle çekip gidecek. Bayram bayram kalmayacak vallahi. Babam da bayram sendromundan kurtulacak. Peki, düşündünüz mü? Bayramda neler istersiniz? Bizim düşünmemize gerek yok. Bayram getirir. Öyle mi? Ay Ömer Bey, ne şeker. Demek bayram sabahı uyandığınızda baş uçlarınızda hediyelerinizi buluyorsunuz, öyle mi? Pek sayılmaz. Bayram Bey bizim kanalın satın alma müdürü. Dilara, yani baban hiç böyle şeylere kafa yormaz mı? Peki. Duygucuğum, sen bayramda en çok ne isterdin? Babamı. Pekala. Bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuklara içim acıdı Pertev. Bayramı babasız geçirecekler. Şu Ömer Bey'le bir konuşayım. Dur, şimdi hiç kafasını karıştırma. Bize vereceği bayram ikramiyelerini hesaplıyor. Sen nereden biliyorsun? Anahtar delikleri kendi kenarına parlamıyor herhalde. Demek dadıya da bayram ikramiyesi var. Bu iyi. Bu sefer çocuklara harika şeyler almak istiyorum. Sen biliyor musun harika şeyler kaça? Benim gücüm ehten adili bile yeterli değil. Ama Allah'tan Ömer Bey cömert adamdır. Eğer burada olmayışını bayram ikramiyesi vermekle telafi edeceğini sanıyorsa asla... 9 taneli bir rakam. Başını ekşiyip de ağanın elini tutmayayım ben bari. Ömer, bayram özel programı için kimi ayarladın bil bakalım. Kimi? Bülent Ersoy'u. Aa öyle mi? Çok iyi. Girsene içeri. İnsan bir kalkar tebrik eder, öper. Tebrikler. Sadece tebrik etmen yeterliydi. Dikeyim geri rujumu o zaman. Tebrikmiş. Ne kadar da yakışmıştı yanağına. Ömer Bey, sen bayramda Ankara'ya gitmen şart mı? Evet, şart. Senin de bu her şey maydanoz olmana bayılıyorum yani. Evet, maalesef gitmem gerekiyor. Bu çok önemli bir hayır işi. Şey yararına. Ömer, kimin yararınaydı bu özel program? Fakirler için değil mi? Melek Hanım, bayramda çocuklarımla birlikte olmayı ben de çok isterim ama bu mümkün değil. Maalesef olamayacağım. Olamayacağız. Sen de mi gidiyorsun? Hı hı. Şey, bayram boyunca çalışacağız. Umarım akşamları yemek yemeye vakit kalır. Hiç sanmıyorum Suzan. Senin Ankara'ya gitmemin tek sebebi hayırlı bir iş yapmak. Çok düşüncelisin Ömer. Ne demek istediğimi anladın Suzan? Hayır, anlamadım. Yazıp da verelim mi? Başka bir şey var mıydı? Evet, vardı. Söylemesi bana düşmez ama doğru yapmıyorsun Ömer Bey. Yani bayramda çocuklarını böyle yalnız bırakıp gitmen... Kemalettin Tuğcu'nun romanlarındaki gibi. Tamam. Tamam Melek Hanım, tamam. Meseleyi daha dramatik bir hale getirme. Biz de Arife günü bayramlaşacağız işte. Çocukların bayramda mutlu olmalarını ben de istiyorum. Bu yüzden bizim bayrama söyledim. Gereken her şeyi yapacak. Benim aklıma bir şey geldi. Hani çocuklar okula gidiyorlar ya. Sen de saatler boyu boş boş oturuyorsun ya. Yapacak bir şeyler bulurum ben. Hediyeleri sen alsana. Aa, fena fikir değil. Hem onların ne istediğini bilirsin. Berbat bir fikir. İyi bir şeyler yapmak istiyorsan... ...bugüne kadar bizimkilere aldığın ve dolapta bekleyen bayramlıkları... ...sokak çocuklarına ver. Kendi çocuklarına da sevinmeleri için birer hediye al. Ama bunu kendin yap. Galiba haklısın. Bir ara gidip bakarım. İnan bana Ömer Bey. Ne alırsan bayılacaklar. Bunu ömür boyu saklayacaklar. Yeter ki sen al. Gönülden kopup alınan hediyenin yerini hiçbir şey ama hiçbir şey tutmaz. Fişlerini almayı unutma. Sonra gidip değiştirebilelim. Harika şeyler aldım çocuklara. Ben çocukken bayramlarda anne babamdan hiçbir şey almazdım. Sen alır mıydın? Tabii alırdım. Hayır dualarını.
Hoş geldiniz hanımlar. Merhaba. Anlaşılan bizden başka birileri de alışverişe çıkmış. Evet. Harika bir gün geçirdik. Bütün sokaklar tıklım tıklımdı. Gülen çocuklar, neşeli insanlar. Bayram bugünden gelmiş. Sabahta biri bununla uğraşıyor. Nasıl? Tolga'nın bisikletini beğendin mi? Merak ettim Ömer Bey, kimin tasarımı bu? Picasso'nun mu? Dur bakalım hele. Bitsin de öyle gör. Satıcı söyledi. Usta bir bisikletçi, kendi bisikletini kendi kurarmış. Satıcı da cin gibiymiş maşallah. Usta bisikletçi hemen anlamış. Ömer Bey, yardım istersen Serap'a söyle. Bu işlere aklı erer. Tabii. Ne de olsa bugüne bugün tesisatçı kızıyız. Teşekkür ederim Serap. Elbette ki bir çocuk bisikletini kendim kurabilirim. Elbette. Biz elimizin hamuruyla sana hiç karışmayalım. Ferdi, şu harika süvetere bak. Dilara'ya aldım. Herkese muhteşem şeyler aldım. Bu da parfüm Tolga'ya. İnşallah beğenir. Sayısalı mı tutturdun yoksa? Nerede? Babamın 3 senedir kullanmadığı bir çek defteri vardı. Bastım imzasını. Tabii karşılıksız. Ama merak etme Ferdi. Nasıl olsa yarın ikramiyemi alacağım. Bayram ertesi gider yatırırım. Ekonomiye biraz katkımız olsun. Ferdi, ülke için seve seve kampanyasını duymadın sen galiba. Kendin bu kadar feda etmene gerek yoktu. Bu bir kampanya, savaş değil. Tev. Peki kredi kartı yok muydu? Var. Hem de limitsiz. 0 limit. Gelin hadi çocuklar. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bayram Arife'niz kutlu olsun. Ha Duygu, hani birlikte çikolata almıştık ya, bunun yarısını kuşlar yemiş. Bu ne tür bir kuş da? Gagasına kırmızı ruj sürüyor. Benim de sana bir hediyem var. Önce bunu aç. Ay, herkesin önünde mi? Peki. Umarım beğenirsin. Kendim yaptım. Doğru söyle, beğenmezsen de üzülmeyeceğim. Tabii ki beğenirim. Yürekten kopup gelen bir hediyeyi hiç beğenmez miyim? Değil mi Ömer Bey? Kesinlikle öyle. Çok heyecanlandım. Bir pijama bahçesi. Pijamalarımı koyacak da bir bohçam yoktu zaten. Zaten pijama da giymiyorsun. Perte, bir daha sakın benim anahtar deliğimi parlatayım deme. Çok beğendim Dilara. Teşekkür ederim. Baba, ben de bir hediyemi beğendim ama nedir bu? Bisiklet. Orijinal boy. Kendin kuracaksın. Kendim mi kuracağım? Hı hı. Bir bisiklet sahibi olmanın en iyi tarafı onu kendi kurmandır. Parçaların hepsi o kutunun içinde. Hı hı. Cindy Crawford olsa daha çok hoşuna giderdi. En azından her şey tas tamam, yerli yerinde olurdu. Tolga, benim de sana bir hediyem var. Aa, şuna bakın. Çok beğendim baba. Beğendiğine sevindim kızım. Yarın burada olamayacağım. Nedenini biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Aferin kızım. Bayramın kutlu olsun. Senin de baba. Keşke sağlam bir bisiklet verseydi de ben parçalasaydım. Evet Pertev. Ne diyebilirim ki? Yıllardır bu ailenin bir parçası oldum. Çok teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Sağ olun efendim. Çok, çok cömertsiniz efendim. Bunu ne kadar hak ettiğimi kelimelerle ifade edemeyeceğim efendim. Bir şey değil. Efendim Ömer Bey. Evet Melek Hanım. Senin de bu eve olan katkılarını unuttuğumu sanma. Ay, vallahi şimdi ağlayacağım. Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Aa, ne bu? Bayram hediyen. Uzun uzun düşündüm, kendim seçtim.
var. Ay dilim kopaydı. Pertim artık gelir beni Bayrampaşa cezaevinde ziyaret edersin herhalde. Orada iyi bir çevre de edinirim ben. Ömer Bey sana hediye verdiği gurur duymalısın. Bugüne kadar yanında çalışanlara paradan başka bir şey verdiğini hiç duymadım. O da incelik yapacak zamanı buldu yani. Ama vazı da ne vazı yani? Harika Pertif. Sence bankamatik deliğinden geçer mi? Bir daha beni alışveriş yaparken görürsen kafama bir tane indir. Aa! Dilara, sana aldım kazak giymişsin ha? Bayıldım. Ha, dünyada gördüğüm en güzel kazak. İnşallah etiketini çıkartmadın ha? Çıkardım, niye ki? Neyse. Zararı yok. Dışı duruyor nasıl olsa. İade ettirmem bunu. Bayıldım. Pek yakışmamış. Bal gibi de yakıştı. Çok güzel. Bana ne dediğini hatırlıyor musun? Gönülden kopup gelen bir hediye. İyi tamam. Git güle güle giy. Pertev, ben ne yapacağım şimdi? Borç verme teklifim hala geçerli. Olmaz Pertev. Ben kendimi tanıyorum. Şunun şurasında iyi kötü bir hukukumuz var. O da gümbürtüye gitsin istemem yani. Çare yok öyleyse. Ne yapacağını düşünüp durma. Antika koleksiyonculuğuna başlayacaksın. Başlamak için vazo harika. Annemin plastik leğenini yanına koyarım Perde. Video falan olsa hadi neyse. Onu bile antikadan sayıyoruz artık. Bunu kimse satın almaz benden. Ya Hüsnü amca bu çok değerli. Antika bu, antika. Ya en az 5 senelik. Bunun müşterisi çıkmaz. E çıkmazsa ben gelir alırım canım. Param olunca. O zamana kadar kesin antika olur. Yani Hüsnü amca çocukluğumu bilirsin diye geldik sana. Bak kızcağız perişan vallahi. Bayram ertesi bankaya para yatıramazsa yanar. Hadi ne olur al şunu. Gönlünden ne koparsa ver işte. Aman Serap, bir gidip yeni cami önünde mendil açmadığımız kaldı yani. Duygu, hadi keyiflen biraz. Bak Barış Manço'nun klibi. Bugün bak... Tam 6. seyredişim Melek. Bir gün içinde. Öyle mi? Geçeyim o zaman. Bir telefonla sadece 39 milyonu bu sefer hemen sahip olabilirsiniz. 24 saatte evinize teslim. 39 milyon sudan ucuz. Ay. Pertev, çantamı koydun mu arabaya? Koydum efendim. Valizimi? Onu da şimdi götürüyorum efendim. Hazırız öyleyse. Ömer! Ben de hangi çantanızı unuttunuz diyordum. Baba! Bizimle kalamaz mısın? Gitmen şart mı? Gitmem gerek. Seni çok özleyeceğim. Hepinizi çok özleyeceğim. Güle güle baba. Peki biz seninle gelemez miyiz? Hayır. Yani gelmenizi biz de çok isterdik ama gece gündüz çalışacağız. Haklı. Eğer benimle gelseydiniz doğru dürüst yüzünüzü bile göremezdim. Burada daha çok eğlenirsiniz. Duygucuğum. Neyse ki baban sadece bayramlarda çalışıyor. Benim bir eniştem vardı aşçı. Cumartesi, pazar, bayram, yılbaşı habire çalışırdı. Allah'tan saçları dökülüp işten kovuldu da yüzünü görebildik. Teşekkür ederim. Nasıl? Vazoyu beğendin mi? Onu görür görmez sen geldin aklıma. Her şey o kadar muntazam ki. Ya. Melek Hanım, sen de artık ailenin bir parçasısın. Çocuklar seni nasıl seviyorsa umarım sen de vazoyu öyle seversin. İyi bayramlar. Sana da. Ferdi. Sen çocuklara biraz bakıver. Benim bir vazo almam lazım. Ay. Hep söylerim Melek, içindeki sese kulak vereceksin diye. Benim içimdeki ses bana devamlı küfrediyor Serap. Ne istiyorsunuz yine?
Vazoyu istiyoruz Hüsnü amca. Vazomu geri istiyorum. Bu vazoyu mu? Evet. O vazo benim hayatımda aldığım en değerli hediye. Tabii sen de bir tükenmez kalem almıştın bana Serap. Mezuniyet hediyesi. O hariç. Ben de az kalsın kırılacaktım. Para nerede? Hüsnü amca. Hı. Sana para yerine şu saati versem olur mu? Aa, delirdin mi sen? O sana aile yadigarı. Annenin anneannesinden kalma. Tam antika o. Hatırlasana, onu sana ölüm döşeğindeyken vermişti. Serap, sen de içime su serpmekte birebirsin yani. Ama bu korkunç bir şey Pertev. Yo yo, söylediğin için çok teşekkür ederim. Evet Pertev, senin de bayramın kutlu olsun. Ne olmuş? Melih'e bayram harçlığı vermek yerine bir vazo hediye etmiştim. O da çocuklara hediyeler almış. Onun parasını ödeyebilmek için de büyük annesinin antika saatini satmış. E ne olmuş yani? Melih'in kendisi antika zaten. Keşke onun için bir şeyler yapabilseydim. Vakit yok ki. Uçak birazdan kalkacak. Ankara'ya gidecek 314 numaralı sefer yoğun ses yüzünden 3 saat gecikmeli kalkacak. Uçak kalkmadan yetişirim. Söz. Ya uçağı kaçırırsan? O zaman da çocuklar ne olacak? Yapacağımız program, toplanacak bağışlar. Akşam yemeği. Pardon, sokak çocukları için bir kart alır mıydınız? Ha? Ne dedin? Kart dedim. Çocuklar, Melek bunlara bayılacak. Çıkarken dikkat ettiniz mi? Kısetek mi giymişti? Tolga, kapa çeneni. Babam gitmiş, Melek mutsuz. Bari biz mutlu gözükmeliyiz. Of, ne kadar zor bir şey bu. Duygu çok haklı. Evet, çok zor. Tolga, hepimiz hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Merhaba çocuklar. Merhaba. hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam mı? Ne yaptım ben? Sadece alışveriş. Affet beni büyük anneanne. Karşına bu halde çıkmak istemezdim. Saatimi sattığım için de beni affet anneanne. Ama sen de bize hiçbir şey bırakmamak için o saatin harici her şeyi satmışsın herhalde. Sana baktıkça hep kendimi görüyorum. Ne geldiyse hepsi yüzünden başıma geldi. Bak, makyajım bile aktı senin yüzünden. Öldükten 20 yıl sonra anneannemle arama bile açtım beyefendi. Sen aldım en değerli hediyesin. Melek. Ama bizim ne işin var burada? Melek, uçak 3 saat rotar yaptı. Neyse ki telefonda Pertev her şeyi anlattı bana. Çok üzüldüm. Yani yıllar sonra bu çok güzel bir bayram... Bayram halifesi. Evet, bizim yüzümüzden anneannenin saatini satmana gönlüm razı olmadı. Pertev, Serap'tan saati sattığın dükkan adresini almış. Ömer Bey, ne diyeceğim bilemiyorum. Bu anneannemin saati değil ki. Efendim? Her şeyi berbat ettim. Yok yok, zarar yok. Vazom bende. Hay Allah. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Hayır, benim yüzümden oldu. Çünkü gitme diye dua ettim. Yok. Yok, kimsenin kabahati yok. Benim için üzülmeyin. Acı önemli değil ama çok utandım. Canım fena mı oldu? Bu bahaneyle bayramı çocuklarınla geçirdin işte. Ayrıca utanacak bir şey de yok. Şu hastaneye de bak, adamın üstünü örtecek bir çarşaf bile yok Perdi. Umarım Suzan bu işi tek başına becerir. Herhalde şimdi havadadır. O hep havadadır zaten efendim. Takma o nazarlığı.
sünnet çocuğu gibi. Yo yo, bırak taksın. Geçmiş olsun. Size de. Ne oldu? Havaalanında bir kadın kafasını yarmış. Bir kabahat işte Sam, neyse. Sadece bayram kartı alır mısınız diye sormuştum. Ne güzel. Hep birlikteyiz. Neşeliyiz. Hepimizin sağlığı yerinde. Yani çoğumuzun sağlığı yerinde. Ne güzel. Bayram hayalim gerçek oldu. Neydi hayalin kızım? Bizimle beraber olma. Benim de hayalim buydu. Ertem, Ömer Bey iyi ki vazonun üstüne oturdu değil mi? Vazo kırıldı ama içindeki bisketi kurtardık efendim. Al Duygu, bu misket senin olsun.